Peki bu yasa düzenlemesinde ne yok? Tutukluların salıverilmesi yok. AKP Genel Başkanı'na hakaret yok. Gazeteciye, yazara, siyasetçiye, muhalif öğrenciye indirim yok. Bebek, çocuk, hamile olsa çocuklu anneler yok. Siyasi tutuklu ise hasta ve yaşlılar yok. Terör örgütüne üye olmamakla beraber propagandasını yapmak hiç yok. Bu uyduruk yasa herkese eşit uygulansa sizin %90'ınız şu an terör örgütü dediğiniz eski yol arkadaşlarınıza yardım, yataklık ve propaganda yapmaktan içeri girerdiniz, haberiniz olsun. Pakette neler olduğuysa günlerdir konuşuluyor. Ali İsmail'in, Berkin'in, Abdullah'ın katiline af var. Soma'nın, Çorlu'nun, Ermenek'in, Aladağ'ın faillerine af var. Dün katiller dışarı mı çıksın diyordunuz, işte çıkıyorlar. Kadın cinayetleri kapsam dışı diyorsunuz. Kadın cinayetleri diye bir suç tanımı yok ortada. Berfi'nin yüzünü kezzapla yakan adama geri dönmek zorunda hissetmesi size ne kadar güvendiklerinin karşılığı. Bizimse dediğimiz net. Bu bir salgın ve cezaevlerinin tümünü ceza erteleyip boşaltmak ve çıkardığınız insanların takibini yapmak. Sayın Mengüloğlu, tamamlayın sözlerinizi. Açalım. Şu koca kampüste tek bir vekil bile maskesiz dolaşmayan iktidar, milyonlarca emekçiyi, binlerce mahkumu aynı yerde yaşamaya, durmaya, yemek yemeye, yaşamaya zorunlu kılıyor. Ama vekillere kutu kutu maske, dezenfektan gönderiyor. Biterse yeniden gönderiyor. Neden? Sizin ya da bizim sağlığımız milyonlarca emekçininkinden daha mı kıymetli? Dostoyevski der ki, hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık. Gogol Palto kitabında yoksul bir memur olan Akakiyev için bütün hayatı boyunca dişinden tırnağından arttırarak aldığı paltoyu çalanlara, çalınırken susanlara, ona üstten bakanlara, onu görmezden gelenlere öldükten sonra musallat olmasını anlatır. Palto halkın canı pahasına, yaşamak, sevdiklerini yaşatmak için döktüğü alın terinin, emeğin simgesidir. Siz halktan paltosunu alıyorsunuz. Halk da sizden hakkını ve bunun hesabını soracak. Ama emin olun, hak da hesap da öteki dünyaya kalmayacak.